Minecraft. Evet, evet bir hayli zor bir oyun. Ama ilk zamanlar için geçerli bir durum. Başlangıç seviyesi 25 mini redstone sistemi ve farmı sizler için derledim. Uzun lafın kısası arkamdakilerin kullanışlarına ve yapılışlarına geçelim. Öncelikle küçük bir not düşmek istiyorum. Tanıtacağım bu sistemler arasında yabancılara ait birçok sistem de mevcut. Araştırmalarım sonucunda gerçekten işe yarar kullanışlı farmları dahil etmek istedim. Hangi düzene kime ait falan bunun gibi şeyleri tek tek anlatmaktansa açıklama kısmına gerekli bilgileri koydum. Linkler falan mevcut. O kanallara da giderek destekte bulunabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Şimdi başlayabiliriz. Şeker kamışı farmı. En çok kullandığımız farmlardan bir tanesi ve gerçekten işe yarıyor. Mantığı bilirsiniz gözlemcinin önüne doğru ilerleyen şeker kamışları gözlemciler tarafından algılanıp arkadaki düzenekler sayesinde pistonlara yansıtılıyorlar. Pistonlar da büyüyen şeker kamışlarını kırıyor. Altta ise Hunli vagon var. Sürekli dolaşıyor ve onları buradaki Hunli üzerinden geçtiğinde tam blok üzerinden topladıklarını aktarıyor. Kontrollerimizi şöyle sağlayabiliyoruz ve avantajımız ise bu vagon herhangi bir hatada durursa onun durduğunu anlayabiliyoruz. Diyelim ki buradan geçtiğini görmüyoruz ve ha tamam, hulni vagonda sorun var, kazıyoruz, düzeltiyoruz gibi. Bir avantajı böyle, altta ise buraya depolanıyorlar. Arka tarafta birçok basit yöntem kullanabilirsiniz. Önceliği böyle. Hepsi birbirinden bağımsız. İkinci mantıkta kullanabileceğiniz bir şey nota blokları. Gözlemciler her zaman bir sinyale iki defa yansıtırlar. Nota bloklarıyla da bu sinyalleri teke düşürüyoruz. Yine yapımı da kolay olan bu blokları kullanabilirsiniz. Hepsini birbirinden bağımsız bir şekilde kullanabiliyoruz. Bir diğeri ise bağımsızlıkta alakası olmasın. Biraz daha basit olsun istiyorsanız. Hepsi birbirine bağdaşık. Arkasına tam blok. Üzerine ise kızıl taş koyuyorsunuz. Bunu da kullanabilirsiniz. Yapılışına geçelim. Hangi farmda ne kadar malzeme kullanıyoruz? Envanterime bakarak bunu kesinleştirebilirsiniz. Bu esnada mesela videoyu durdurun. Malzemelerinizi ona göre toparlayın. Öncelikle şeker kamışı ekebilmek için ya akıntı su olması gerekiyor ya da tam su. Mesela şu anda akıntı var. Burayı ekebilirsiniz. Ama tavsiyem şudur. Sistemleriniz, devreleriniz bozulmasın diye şunu yapmanızı isterim. Ortalara gideceğim biraz da. 1 Bir, iki, üç tane merdiven koydum. Bu merdivenlerin iki köşesine su koyuyorum. Orta kısımda sınırsız oldu. Sonra raylarla toplatmam gereken alan... Şurası. 8 kare. Bir sıra daha kıracağım. Alt taraftan güvenli olmasını istiyorsanız yarın bir gün sıkıntı çıkmaması için buraları farklı bir blok yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Gelen malzemeleri huniye doldurmak için tam farmın ortasını hizalın. Orası da burası. Şuraya bakacak şekilde bir huni koyuyoruz. Sonra şuraları kıracağım. Arka taraftan buralara yakıtlı taş meşalesi ya da şalterle enerji verin. Bu enerjileri tam bloğa yansıtıp o bloktan da Güçlendirilmiş raylara vereceğiz. Böyle yapabilirsiniz. Tekrardan kapatacağım buraları. Sürekli devreye gezen bir hulnivagonunuz oluyor. Yani hiç durmadan çalışıyor. Önce buraya geliyor. Sonra buradan karşıya gidiyor. Sürekli çarpış işlemi var. 3-6 tane ray koyuyoruz. Son olarak bu köşede güçlendirilmiş ray koyuyorum. Sonrasında bir tane hulnivagon koyuyoruz. Artık burada kendisi otomatik olarak ilerleyecek. toparlamaya işlemimiz tamam. Sonra şeker kamışlarını ekeceğimiz nokta. Burası. Arka tarafta... Tam blok veya herhangi bir istediğiniz boş blok koyabilirsiniz. Blok koyuyorum. Üzerine 3 piston şeker kamışlarının olduğu tarafa doğru bakacak. 3 gözlemci. Arka tarafa 3 tam blok, alta 3 tam blok, ortaya yineleyici, 2 tane kızıl taş tozu ve yineleyicinin arkasında bir tam blok ve üzerine de bir tane dust koyuyorum. Sonra şeker kamışlarını ekiyoruz. Toplam 3 tane. Tamam büyüdüklerinde algılanacaklar. Geri kalan kısmı kapatabilirim. Bütün sistem bitti. Gerisi tasarımda. Tamamı bitti. Çatıdağ'dır. Gelen malzemeleri gözetleyebileceğimiz bir noktaya ihtiyacımız var. Orası da burası. Şuraya bir adet valiz koyuyoruz. Artık gelen malzemeleri buradan kontrol edebiliriz. Aynı şekilde vagonda. Buraya tuzak kapısı koyuyorum. Açıp kapatabilirim. Alt kısmında bir tane isteğinize göre çit koyun. Bazen buraya düşebilirsiniz. Hiç boşluğa basmadan otomatik olarak W'ye basarsanız sizi çıkartacak. Buradan da yine malzemelerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bambu farmı. Şeker kamışından hiçbir farkı olmayan bir farm. Tek bir noktada değişiklik yapıyoruz. O da şeker kamışlarını kaldıralım. Arkadaki tam blokları da öyle. Buradaki suları kapatabiliriz. Bu farmda suya ihtiyaç yok. Sonra tekrardan buraları tam blok yapın. Ön tarafa da bambularınızı ekin. Yine aynı şekilde aynı sistem bambu farmınız hazır. Bunların herhangi bir sınırı yok. İstediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Yamanız gereken tek şey alttaki güçlendirilmiş raylarında doğru orantılı bir şekilde ilerletmeniz gerekiyor. Kelp farmı. Buradaki su içerisinde kelpler büyüyor. Yine gözlemciler tarafından algılanıp pistonlar tarafından yansılıp kelpler kırılıyor. Sonra yukarıda suda sürülüp bu tarafa atılıyorlar. Burada da huni üzerinden doğrudan varile aktarılıyorlar. Bunu aynı şekilde şu tarafa da kurar ve suyu bu tarafa doğru aktarırsanız daha büyük bir farma sahip olursunuz. Alanın iç kısmı su olduğu için çevresini kaplamakla başlayacağız. 2 kare. Burası su yosunu bölgesi. Sonra depolama noktası. Burada bir adet varil olacak. Şu yönde kalsın. Burada ise bir huni. Yukarı doğru 1, 2, 3 tane tuzak kapısı koyuyorum ve hepsini açıyorum. Bu boşluktan aşağı su yosunları süzülecek. Köşeyi 4 blok yukarı çıkacağım. 1, 2, 3, 4. Aynı şekilde burayı da. iç kısmı da tam blok olarak Yine yeşil camla döneceğim. Bunu aynı şekilde diğer karşı tarafa da yapmam gerekiyor. 4 blok yukarı çıkıyorum. Burayla aynı izi olması lazım. İç kısmı dolduruyorum. Son alt kısımda tam bloklar. Üzerlerinde su yosunlarını kıracak pistonlar. Ve arka taraftan ön tarafa bakacak gözlemciler. Onların arkasına tam bloklar altlarına da nota blokları. Veya gösterdiğim seçenekler. Burayı isterseniz cam yapın isterseniz tam blok olarak veya basamak olarak kaplayabilirsiniz. Üst kısmı da aynı şekilde basamaklarla kaplayacağım. Sonra yapmamız gereken şey buraya tam bloklar koymak. Ve şu kısmı camla kapatmak. Sonrasında suya ihtiyacımız var. Ondan önce bir tabelayı tam şuraya koyacağız ki burada bir boşluk oluşsun. Suyu ise bu noktaya koyacağım. Bu tarafa doğru bir akıntı var. Gelen itemler oradan aşağı düşecekler. Böyle çarpıp aşağı inecekler. Şu kısmı kırıyorum. Su aşağı doğru indi ve buraları sınırsız yapmamız gerekiyor bir sefer ki Su yosunları büyüyebilsin. 1, 2, 3 tane su yosunu koydum. Aynısını burada da. Burası da hazır. Artık sistemimiz süresiz olarak çalışacak. Şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Fark ettiniz ki kelpler artık büyümüyor. Sistem duraksa da. Bunu F3'e basarak kelpin en üst kısmına bakın. Şurada H var. Yani yaş. Bu yaş 24 olduysa kelp artık büyümez. Bir defa üzerine ilave edin veya kırıp tekrar koyun. Çatımız da hazır. Her şey bitti. Malzemelerimiz burada depolanacaklar. Sırada karpuz ve kabak fermu var. İkisi birbiriyle bağdaşık. Şu anda şurada bir bug olmuş. O da oyunun zaman açımını biraz yükselttiğim için olabilir diyecektim. Düzeldi. Mantık. Eğer karpuz ve kabak yan tarafta büyürse sapların yönleri değişiyor. Ve bunları biz gözlemcilerle algılayıp pistonlara yansıtıyoruz. En kısa en basit şekilde. Bunu istediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. Bir diğer olayımız tam blok üzerine basılan pistonlar. Düşen malzemeleri tarım arazilerine etikliyorlar. Tarım arazileri de tam bloktan sayılmıyor ve altına koyduğumuz huniler tarafından toplanıyorlar. İlk başlarda kurup çok işinize yarayabilecek bir tam otomatik bir sistemdir kendisi. Malzemeler ise buraya depolanıyorlar. Yapılış olarak toprağa çok ihtiyacınız var çünkü karpuz ve kabak topraktan başka herhangi bir blok üzerine büyümez. Buna dikkat etmeniz gerekir. Malzemeler tam olarak buraya biriksinler. Ve 1, 2, 3 huni sonra orta kısımdan buraya bakan bir huni. Aynı şekilde tam karşısından da. Sonra toplam 8 tane Toprağa ihtiyacımız var. Şurası fazla oldu. Huniler'in çevresini böyle o şeklinde toprak koyuyoruz. Şu kısımları sürüyoruz. Tabi önce suyu koymamız gerekiyor. Sonra sürelim. Su koymanıza ihtiyaç çok hızlı bir şekilde tohum ekerseniz suya ihtiyaç kalmıyor. Ama şu kısım boş olduğu için buraya su koymayı tabii ki de avantaj olarak görüyorum. İki tanesine bal kabağı, iki tanesine de karpuz ekiyoruz. Bunlar ise kemik tozunuz varsa böyle büyütüp hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Orta kısma bir tane daha huni koyabilirdiniz. Ama malzeme harcamaya hiç gerek yok. Boş olduğu için de suyu koyabiliriz. Sonra çevresini şu şekilde merdivenlerle dönüyoruz. Son köşeye geldim. Evet. Ve karpuzlardan destek alalım mesela. Veya buraya bir blok alın. Bir yukarı çıkın. Şuraya bakacak şekilde bir tane gözlemci koyuyorum. Aynısını diğer 3 bitkide de uygulayacağım. Tam noktayı bulmamız gerekiyor. Şurası. Bir diğeri de burada. Yoksa sağa sola falan koyuyor. Sıkıntı oluyor. Bunların üzerlerine bir tane kızıl taş tozu Sonra alta iniyoruz. Hepsinin yan tarafına birer tane piston koyacağız. Onlar da alt tarafa bakacaklar. Diğer iki köşe son nokta. Bunları kırıyoruz artık. Büyüyen karpuzlar artık bu pistonlar sayesinde kırılacaklar. Çevresine tam blok koymamız gerekiyor ki malzemeler doğrudan şu orta kısımlara ittirilsinler. Sonra üst kısımda da aynı şekilde merdivenler olacak. Köşeleri de düzgün taş basamakla döneceğim. Tam orta noktada da meşale koyarsanız daha iyi olur tabii ki. Onun üzerinde de basamak. Hazır. Bütün her şey bitti. Depolamamıza bakalım. Her şey buraya gelecek. Kaktüs var mı? Yapılanlar arasında en basit olanı. 2 kum, 2 kaktüs, bir tane de çit kapısına ihtiyacınız var. Sonrasında geri kalanı su yardımıyla tek bir noktaya ilerletiyorsunuz. Kırılanlar huni ayrıcalığıyla yine var ile depolanıyorlar. Yapımı ise şöyle. Yine işlemimize depolamayla başlıyoruz. Varil merdiven alıyorum öncelikle. Bir blok alta bir tane varil yerleştiriyorum. On üzerine de şu şekilde merdiven. Buradan kontrollerimi sağlayacağım. Burayı gizlemek için de bir tane tuzak kapısı atıyorum bu yönde. Geri kalan işlem şöyle. 3 6 9 12 15. Toplamda bu kadar blok kazıyorum. Şu iki kısma iki tane kum koyuyoruz. Onların üzerlerine de kaktüs koymadan önce destek bloğuyla çit kapısı koymamız gerekiyor. O da tam olarak şurada şöyle durabilir veya diğer türlü. Bunu neden koyuyoruz? Şu anda bu açık olduğunda boş olarak geçiyor. Yani buna hiçbir şekilde item çarpmıyor. Doğrudan büyüyen kaktüsler bunun sayesinde kırılacaklar ve itemler aşağı düşecekler. Bir huni ihtiyacımız var o da buradaki varile bakacak. Köşelere de iki tane su koyuyoruz. Bir, iki tane. Şu an herhangi bir yerde tıkanma falan söz konusu değil. Doğrudan huniye ilerliyorlar. Kırmızı kum veya normal kumun üzerine de kaktüs koyuyoruz. Mantığı bilmiyorsanız hemen tekrardan göstereyim. Kaktüslerin yan tarafında herhangi bir blok olduğunda onlar yüzünden kaktüsler kırılıyor. Mantık bu. Kat kat yukarı doğru çıkmak istiyorsanız yapacağınız şey şuradan destek alın ve şu kısma bir basamak koyun. Sonrasında üzerine kum, üzerine kaktüs ve şuradan itibaren destek alarak şu kısma yine çit kapısı koyun. Böyle böyle kat kat yukarı çıkabilirsiniz. Tamamı bitti istediğiniz kadar kat yapabilirsiniz. Kenarlarını yine bu şekilde kapatmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz bütün sistemler tam otomatikti. Herhangi bir insan gücüne ihtiyaç yoktu. Aynı şekilde bunu hayvanlara da geçerli olmasını isterdim ama oranı 3'e katlamak için bizim de biraz bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani oyuncuya ihtiyaç var. Yine de tavuklar için oyuncuya ihtiyaç olmadan tam otomatik basit bir sistem kurdum. Bu sistem şöyle. Yukarıda tam blok üzerinde birçok tavuk var. Burada anti-creaming'i açtık. Tavuklar havada duruyorlar sarmaşıklar sayesinde. Tam içinde ise bir tane hunle vagon var. Buradan malzemeler huniye çekiliyorlar. Oradan fırlatıcıya fırlatıcıdan da gelen yumurtalar cama çarpıyor ve burada yavrular ortaya çıkıyor. Yavrular da yetişkin olduklarında üzerlerinde bir tane tam blok var. O tam blokta sıkışıp ölüyorlar ve çiğ tavuk eti ayrıca tavuk tüyü elde ediyoruz. Tavuk farmlarında gördüğüm bir çaba var. O da kesinlikle pişmiş olarak gelsin. Tamam pişirebilirsiniz ama çiğ olarak daha fazla avantajı var. Köylere satıp zümrüt elde edebilirsiniz. Neden sadece tüketmek için kullanalım ki? Görüntü olarak hem küçük farm hem de dizayn olarak gerçekten iyi görünüyor. Yukarıdan böyle çıkıp bunları burada çiftleştirmek istiyorsanız bu şekilde çiftleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken çevresinde dönmek. Herhangi bir tavuk sınırı yok. İstediğiniz kadar biriktirin orada. Benim size tavsiyem en fazla 75 tane falan olsun. Çok aşırı yaparsanız bu sefer yavrular anti kremikten ölmeye başlarlar. İlk önce depolamayla başlayacağız. Yine ortaya bir adet varil ve köşelerine merdiven. İç kısma onun üzerine bir tane kahverengi boyayacağım ve üzerine bir tane merdiven. Sonra köşelere yine aynı şekilde merdiven koyacağım. İç kısımlara ladim tuzak kapısı güzel bir görüntü sağlıyor gerçekten. Burlar hazır. Ölen tavukların malzemelerini çekecek huni. Üzerine bir adet basamak ve aradaki ufak boşlukta durmalarını sağlıyor. Üzerine bir adet tam blok. Burada sıkışıp ölecekler. Sonra bir destek bloğuna ihtiyacımız var. Hatta buraya tam blok koysak da yine olur. Onun üzerine bir tane fırlatıcı. Dikkat edin. İşleme sokmak için böyle şeylerde fırlatıcı ihtiyaç var. Dropper yani bırakıcı kullanamazsınız. Yumurtayı işlemi sokamaz. Sonra bunun üzerine de bir tane tam blok koyacağız. İki köşeye de tam blok olacak şekilde basamak koyuyorum. Sonra tavukları beslemek için çıkacağımız yer buradan olacak. 3 tane merdiven kullanacağız burada. Tavuklardan gelen yumurtaları hem toplamak hem de fırlatıcıya yönlendirmek için bir huni koyuyoruz. Sonrasında ortaya bir destek bloğu. 2 merdiven şu şekilde koyuyorum. Güzel görünmesi için. Sonra bir destek bloğu daha buraya. Bunu kırıyorum. Şu kısma bir tane basamak koyuyorum. Veya tam blok da koyabilirsiniz. Onun üzerine bir ray. Ve ona da huni wagon koyuyorum. Tam bloktan itemleri çekmeyi sağlayacak. Kırıyorum bunu bu doğrudan aşağı inecek. Üzerine ise bir tane çakıl koyuyorum çimento kumda kullanabilirsiniz. gerçekimden etkilensin yeterli. Şu kısımlara cam tavukları görmemizi sağlayacak. Herhangi bir köşesine bir tane sarmaşık anti kriming açıp tavukları havada tutacağız. Ve üst tarafına yine merdiven koyuyorum. Şuradan veya herhangi bir köşesinden yine bir tuzak kapısı. Buraya ise bir tane merdiven koyuyorum. Yukarı çıkmamızı sağlıyor. İniş çıkışımızda herhangi bir sorun yok. Böyle çıkabiliyoruz. Buradan da buraya. Sonrasında fırlatıcının içine gelen malzemeleri hem okuyacak hem de ona tekrar sinyal verecek bir düzene kurmamız gerekiyor. Bir basamak üzerine karşılaştırıcı, arka tarafına yapışkan piston, karşılaştırıcıya bakacak bir tane gözlemci ve karşılaştırıcıya shift'e basarak bir gözlemci daha koyuyorum. İkisi böyle. İçine gelen malzemeleri doğrudan karşılaştırıcı algılayacak ve pistonu işleve sokup gözlemcilerin tekrarlayıcı olmasını sağlayacak. Böylelikle fırlatıcı içindekileri bu sinyalle fırlatmasını sağlayacak. Bittiğinde ise böyle duracak. Bu size pahalı gelirse şunu da kullanabilirsiniz. Temizliyorum bunları. Ve 9 kare ihtiyacımız var. Bir karşılaştırıcı yine fırlatıcının içine okuyacağız. Bir yenileyici. Aynı şekilde karşılaştırıcının yanına bu yönde bir tane daha yenileyici koyuyoruz. Geri kalan kısma şu şekilde toz. İsterseniz şuraya tam blok da koyabilirsiniz. Aynı işlevi görüyor. Sadece dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Buradaki merdivenleri iptal edeceğiz. Burayı da yine ya bundan ya da diğer bloktan devam ettirip bu sefer çıkışımızı buradan yapacağız. Mantık. Gelen sinirle buna yansıtıyoruz. Bundan da fırlatıcı etkileniyor. Yine böyle ucuz yolu fırlatıcı düzene yapabilirsiniz. İçine gelen malzemeler böyle fırlatılıyor. Sadece şu kapsülün içine tavukları koymak kaldı. Onu da şöyle sağlayacağım. Şu köşeden kırık taşla yol çekiyorum. Tavukları buradan yukarı taşıyacağım. İki tane tavuk size yeterli olacaktır. Elime buğday tohum alıp bunu sol elime çekiyorum feyle. Beni takip edecekler. Burayı açıyorum ve şu tarafta duracağım. Ee, şuraya da bir tam blok koyarsam biri düştü zaten. Biraz daha etki alanım var. Gel böyle ikincisi de düştü. Burada artık bunları çiftleştirip çiftleştirip sayısını arttırabilirsiniz. Bir yavru tavuk toplamda 20 dakika içerisinde yetişkin oluyor. Bunu bilmenizde fayda var. Tavuklar yumurtadığında şu olacak. Bakın burada yavrular böyle çıkacak. Onlar da 20 dakika içinde yetişkin olup üzerlerindeki tam blokta sıkışıp ölecekler. Sırada inek ve koyun farmı var. İkisi de aynı şekilde çalışıyor. Tek fark içerlerindeki hayvanlar. Kullanım ise şöyle. Yukarıda hayvanları 25 tane biriktiriyoruz veya 24 tane. Sonra onları sürekli çiftleştiriyoruz. Hayvanları çiftleştirdikten sonra 5 dakika içinde tekrardan çiftleştirilebilir bir hale geliyorlar. Şu köşede bir düğmemiz var. Bunu bastığımızda altlarında su çıkıyor ve biraz daha yukarı doğru çıkartılıyorlar. Ve bunları çiftleştirmek için şunu yapıyoruz. Çevrelerinde dönüyoruz. Bir tam tur attıktan sonra suyu kapatıyoruz ki anti-creaming'den ölmesinler, yavrular aşağı düşsünler. Sonra tekrar suyu açıyoruz ve tekrar çevrelerinde bir tam tur daha atıyoruz. Yine epey bir çiftleştirdik. Sonra tekrar suyu alıyoruz. Yavrular alta düşüyorlar. Orada birikiyorlar. Yine suyu koyuyoruz. Bunu 3-4 defa veya 5 defa istediğiniz kadar yapın. Artık kalp çıkmıyorsa bırakabilirsiniz. Mesela çıkmıyor. Hepsi çiftleşti. Toplamda burada 25 tane inek var. Suyu tekrardan alıyorum. Yavru doğrudan altı düşecek. İnelim aşağı. Altta biriken inekler yavru olarak burada duracaklar. 20 dakika içinde yetişkin olacaklar. İstersek bunları biz ganimet 3 kılıcımızla öldürüp oranı 3'e katlayabilir veya şuradaki tuşa basıp yanmalarını sağlayabiliriz. Burada birkaç sorun var. O da sarmaşıklar büyüyorlar. Bir defa şu düğmeye basacağım. Sonrasında onlara hemen vuracağım. Yandılar. Yetişemedim tabii ki. Pişmiş olarak yet düştü. Tabii tavsiyem pişmiş olarak değil yine çiğ olarak elde etmeniz. Koyun da gösterebilirsem göstereyim. Sarmaşıklar biraz sorun yaratıyorlar. Şurada durayım. Elimde kılıcım var. Bir defa basıyorum. Yandılar. Vurdum bu sefer evet. X1 de geldi. X1 de kasabiliyoruz. Burada çok fazla biriktirip böyle böyle yetişkin olduktan sonra onları hem yakabilir hem de kılıcınızı öldürebilirsiniz. Geçelim yapılışına. Her zamanki gibi depolamasıyla başlayacağız. Bir tane varili şu şekilde koyuyoruz. İtemleri ona doldurmak için bir huni ve güzel görmesi için çevresinde iki tane merdiven koyacağım. Buradan gerisini cam çekeceğiz. Çevreleyeceğiz. Ama öncesinde ön tarafa kuş tuzak kapısı koyuyorum ki huniyi gizleyelim. Sonra yukarı doğru toplamda 1, 2, 4 blok 3. 4 tane çıkıyorum. Aynı şekilde bu kısımları da çekeceğim. Daha sonra kırmam gereken noktalar olacak. Buraya kadar yeterli. Sonra burayı kırıyorum ve bir basamak ekliyorum. çifte basıp girdiğimizde buradaki hayvanları öldürebiliriz. Sonra bu tarafa bakacak bir tane gözlemci koyuyoruz. Onun üzerine bir düğme. Arka tarafını ise sinirli yansıtabilecek tam blok koyuyoruz. Şurayı kıracağım. Burada ise bir tane fırlatıcı olması gerekiyor. Onu da buradan koyarım. Fırlatıcının içine ise bir tane lav koyuyorsunuz kapatalım tekrar. Bastığımızda kısa süreli lavu koyup alacak ve ineklerin yanmasını sağlayacak. İsterseniz anti e açmak için bir tane yosun koyuyorsunuz. Sonrasında yukarı doğru çıkmak için yine bu köşeyi kullanacağız. Bu kadar yeterli. Ve yetişkinlerin üzerine durup yavruların aşağı düşmesini sağlayacak bir tane herhangi bir tuzak kapısı koyuyoruz. O da bu noktada duracak. Sonrasında buraya bir adet fırlatıcı daha koyuyorum. Bunun içine ise bir su koyacağız. Buraların çevresine basamakla dönüyorum. Üst tarafa ineklerin çıkmaması için bir çit ve üzerinde de isterseniz aydınlatma için meşale koyabilirsiniz. Fırlatıcıyı tetiklemesi için herhangi bir köşesinden düğme koyabilir. İsterseniz ikisini de koyun. iki köşeden de kullanabilirsiniz. Basıyoruz. Suyu koyuyor. Tekrar basıyoruz. Alıyor. Her şey neredeyse bitti. Tek bir farkımız var. Burayı kıracağız. Buranın mantığı şöyle. Önce inekleri getirelim. İnekler boyut olarak biraz büyükler. Şunları alacağım. Sonra kıracağım. Önce inekleri buraya düşürmemiz gerekiyor. Herhangi bir köşesinden mesela burayı seçtim. Altı doğru yine tam bloklarla yol çekeceğim. Düz olması çok önemli. Ve bitti. Sonra sol elime buğday alıyorum. Ve inekleri peşime takıyorum. Tek tek de yapabilirsiniz. 2 iki de yapabilirsiniz. Tek tek yapsak sanki biraz daha kolay olurdu. Kayıştan yine yardım alabilirseniz zorlanıyorsanız kayışınız varsa. Buraya kadar gelecekler. Şu noktaya tuzak kapısı koymaya gerek var mı bilmiyorum. Sonra destek ala, ala. çevrelerinde döneceğim ve onları şu iş kısmına itmeye çalışacağım. Çok evet bir tanesi tamam. Ufak ufak hareketlerle gitme gitme gel. Gel böyle son bir köşe. Evet bu kadar basitti. Sonrasında üzerine çitle kapatıyorsunuz. Ve onun üzerine de bir aydınlatma yapıyorsunuz. Geri kalan blokları temizleyin. Gösterdiğim taktikte de hayvanları besleyebilirsiniz. Tabi şu anda burada iki tane inek var. Bunların burada 25 tane olmasını sağlayacak bir tane tuzak kapımız var. O da bu. Bunu kapatın ve yavrular aşağı düşmesin. Toplamda 25 olduktan sonra burayı açın. Yavruları aşağı düşürebilir hale getirin. Mantık tamamen böyle. İsterseniz inek isterseniz koyun koyun. <laughs> koyun koyun da farklı tabii ki. İkisi de aynı hiçbir farkı yok. Sırada domuz farmı var. İsterseniz yine lavla yakıp öldürebilir. Pişmiş olarak alabilir. İsterseniz kılıcınızla vurup hem XP hem de oranı 3'e katlayıp çiğ olarak elde edip köylere satabilirsiniz. Tabii fire spec basarsanız yine pişmiş olarak elde ediyorsunuz. Mantık şu yukarıda 25 tane domuz tutuyorsunuz. Ve onları beslemek için havuca ihtiyacımız var. Yukarı gidelim. Onları biraz besleyelim. Burayı açıyorum ve bu köşede bir düğme var. Basıyorum ona yukarı doğru çıkıyorlar. Tabii çok fazla da değil o. Sonrasında bir tam tur atıyorum çevrelerinde. Yine düğmeye basıyorum. Yavrular aradaki merdiven boşluğundan diğer tarafa geçiyorlar. Geçmezlerse şurada bir piston var. Açıp sonra kapatıyorum. Mantık tamamen bu. Yavru karşıya şuradan boşluktan geçmemişse şöyle pistonla onu itikliyoruz. Gösterebilirim. Aynen bakın öyle düştü. Sonra kapatıyorum onu bir defa. Burada 20 dakika içinde yetişkin oluyorlar. Bir defa basıyorum ve yetişkinler öldüler. Yavrular kaldılar. Yine fazlasıyla domuz etlerimiz de buraya depolandılar. Her zamanki gibi depolamayla başlayacağız. Varil çalışma masası ve huni alıyorum. Şu noktaya bir varil koyuyorum ve gelen malzemeleri şu huni bu varile aktaracak. Yan tarafına bir tane çalışma masası koyuyorum. Herhangi bir ender falan da kullanabilirsiniz. Bu kısım görünmeyecek kısım kalabilir böyle. Sonra Huni üzerine bir basamak ve yan tarafına iki blok koyuyorum. Burada domuzlar duracak. Burada yavrular. Çevresiyle devam edelim. Sistemi ona göre uyarlayacağım. Şuralara merdiven. Orta kısımlara tam blok olacak ama bu kısımda bir tane gözlemciye ihtiyacımız var. Tam burada duracak. Arka tarafına yukarı doğru çıkacak. 1, 2, 3, 4 tane blok koyuyorum. Orada bir noktada fırlatıcı koymam gerekiyor. Orası ise tam burası. Yetişkin olanları yarım blok farkıyla yakabileceğiz. Düğmeyi koyuyorum gözlemciye. Sonrasında fırlatıcı içine laf basıyorum kısa süreli olarak lav koyuyor. Onu alıyor. Sonrasında merdivene ihtiyacımız var. Şu kısma merdiven koyuyorum ve buradan yavru domuzlar geçiyorlar. Hemen hemen bu kısımda işimiz bitti. Tek yapmamız gereken şey şu arka taraftan destek bloğu çekelim. Toplam 4 tane yukarı doğru. Ve şu kısmı kırıp buraya piston koyacağız. Bu da geçmen yavruları itiklememizi sağlayacak. Altına veya üstüne bir tane şalter koymamız lazım. Böyle. Veya bunun yerine düğme de koyabilirsiniz. Kısa süre olarak itikler geri çeker. Geri kalan kısımda merdivenlerle devam ediyoruz. 1, 2 ve şurada basamak olacak artık. Üst kısmı da böyle. Ee, bu kısımlarda farklı bir şey kullanacağım. O da tuğla merdiven. Şuradan tıklayarak koyabilirim aslında. Şöyle de olabilir. Hatta desteğimiz devam etsin. Şu kısma yine domuzları andırsın diye pembe cam koyuyorum. Burası hem domuzları vurabilmek için hem de yavruların geçememesi için tuzak kapısı koydum. Daha sonra aynı şekilde merdiven böyle devam edebilir. Yukarı çıkalım. Onu da şu köşeden merdivenle sağlayacağım. Shift'e bastım yine. Yukarı kadar geldim. Köşeler, basamak. Burası merdiven olacak. Yine aynı şekilde basamakla dönelim. Şu kısma da merdiven koyacağız ama ondan önce yapmamız gereken bir şey daha var. Buraya arka tarafı kapatmamız gerekiyor. Basamaklarla tam blok sağlıyorum. Sonra buraya da bir fırlatıcı bu yöne bakıyor. İçine ise bir tane su kovası koyuyoruz. Onun üzerine de bir merdiven. Yine şurayı kapatıp arkadan güzel görünmesi için merdivenlerle tasarım çıkartıyorum. Buraya da şöyle bir merdiven. Aynı şekilde buralara da yaptım. Orta kısımlara da tam blok. Hemen hemen her şey bitti. Bunun üzerine de bir tane düğme koydum da onu yukarıdan kontrol edebiliyorum. Tuzak kapısı koyuyorum ki domuzlar buradan çıkamasınlar. Bütün her şey bitti. Geçelim buraya domuzları nasıl getireceğimize. Domuzları getirmek için havuç kullanacağız. Yine agro aldılar kesildi o. Ee, yapmamam gerekiyordu. Herhangi bir yerden tam blokla yol çekelim. Çık oradan biraz. Tamam buradan yukarı doğru gelebilirler. Evet bir tanesi gitti. Biraz daha yaklaş böyle. Ve yine aynı şekilde itikliyoruz ufak ufak. Biraz da buradan. Biraz da Şuradan. Evet düştü. Yine tuzak kapısını koyabiliriz. Ve burada 25 tane domuz olması için şuranın kapalı olması lazım. Onu da şöyle sağlayacağız. Burada biraz daha farklı işleyecek olaylar. Buraları kıracağız. Şuraya bir tam blok, arkasına destek blokları ve şurayı kırdım. Bu taraftan bir piston koyabiliyor muyum? Ya da şöyle yapalım. Bir piston buraya koyuyoruz. Şuraya bir düğme ve buna enerji veriyoruz. Oradaki merdiveni ittirip tam blok koyduk. Sonrasında merdiven şu anda burada. Geri kalan kısmı kırabilirim. 25 tane oldu. Artık 25'in üzerine çıktığında ölüyorlar diyorsanız, şunu yapacaksınız. Ee, burası böyle kalsın. Burayı tekrardan koyacağız tabii ki. Yine destek blokları ve bir tane piston. Bu yönde. Düğme koyup enerji veriyorsunuz. Merdiveni eski yerine yedikliyorsunuz. Bunu kırıp bu sefer cam koyacaksınız. Hepsi bu kadar. Artık yavrular bu tarafa düşebilirler. Bunları temizleyin ve arkasını kapatın. Bütün hepsi bu kadar. Sırada tavşan farmı var. Mantık ise şuna dayalı. Yukarı çıkıyoruz ve yetişkin tavşanlar bulunuyor burada. Onları beslediğimizde yavru tavşanlar çitlerin arasından doğru alta düşüyorlar. Yetişkinler büyük boyuttalar ama yavrular çitlerin üzerinde duramayacak kadar küçükler. Besleyelim mesela. Burada su kullanmadım çünkü yeterince sayıda tavşan tuttuktan sonra hepsini besleyebiliyorsunuz. Kara hindiba, sarı çiçek veya havuç kullanabilirsiniz. Etrafında yapmanız gereken tek şey tam tur dönmek. Altta birikenleri yetişkin olduktan sonra öldürmek. XP'leri de her zaman köşeden alabilirsiniz. Tavşanlardan ise tavşan ayağı da düşebilir. Bu ayakla da zıplama eksili elde edebilirsiniz. Yine kılıcınızda ganimet 3 basılıysa bu oranı 3'e katlayabilirsiniz. Şu aradan ise tavşanlar geçemeyecek kadar büyükler. Onları buradan yetişkin olduktan sonra öldüreceğiz. Mesela tavşan ayağı geldi. Dikkat edin tilkiyle falan öldürtürseniz bunları tavşan ayağı falan düşmez oyuncu hasar vermek zorunda. Bu kadar malzeme geldi. Tek seferde. Şimdi geçelim bu güzel basit sistemi nasıl yapıldığını. Her zamanki gibi yine depolamayla başlıyoruz. Bir varil yan tarafa. iki tane huni ve üzerlerine kamp ateşi koyacağız. Şimdi yanabilirler kalsınlar. Ön tarafta hunileri az olsa gizlemek için. Akasya tuzak kapısı ve çevresinde güzel durması için. Yine akasya merdivenler. Sonra yukarı doğru 1, 2, 3, 4 tane cam çekeceğim. Bazı yerleri kırıp Değiştireceğiz tabii ki de. Burası hazır. Son nokta. Ve tamam. Belki de fazla da çıkmış olabilir. Şimdi test edeceğiz. Sonra şuralara basamak koyuyorum ki yavruları buradan vuralım. Neden kamp ateşi kullanıyorum? Arada çok küçük bir boşluk bırakıyor. Ve buradan da tavşanları vurmamı sağlıyor. Kamp ateşlerini söndürmek için de ya su kullanın. Tam ortaya tartsam güzel olur. Ee, i̇şe yaramıyormuş. Önce kıralım. Şöyle atalım. İkisi birden sönüyor. Veya Su kovası kullanın. Şurayı da kırsam buradan büyük ihtimalle akıntı buraya da olabilir. Şöyle de olabilir. Su koydum. Ee, aynen çok yayılmadı. Oraya gitti doğrudan. Bir tane de buraya koydum. Yine söndü. Sonra aldım onları. Bu şekilde kapatırız. Buraya da koyarız. Ve basamaklarını ekleriz. Bu kadar basitti. Yukarı çıkışımız yine bu taraftan. Çıkalım. Arada direkt şuraya iki çit koyuyoruz. Ve isterseniz fırlatıcı mantığını yine burada kullanacağız. Tavşanları yukarı çıkmalarını sağlayacağız. Bir sıra kırıyorum. Şuralara fırlatıcı ve üst kısımlara basamak koyuyorum. Sonrasında tavşanları engellemek için de iki tane çit. Çitlerin üzerlerine de meşaleler. Sonra fırlatıcıların içlerine birer tane su kovası. Onları aktif etmek için isterseniz şuralara tam blok koyun. Ee, buralara bu noktalara düğme koyup buradan mesela basın. Tabi ikisini ayrı ayrı basacağız. Aynı şekilde buraya da bastık. Yine bir tam tur döneceğiz. Bu arada bunlar yanlış noktada olabilirler. Şuradan koysak daha iyi. Aynen. İki tane daha ekledim. Tam durmaları gereken noktalar burasıydı. Bu fena biraz evet acemilik yaşadım ama iyi yine fena değil. Sonra tam tur döndükten sonra sularını alacaksınız. Böyle. Tavşanlar yavanidir. yani sizden sürekli kaçacaklardır. Sol elimize yine karayınibe veya havuç alıyoruz ve yol çekiyoruz yukarı doğru. Düz olsun mümkünse. Beni takip edecekler. Kayıştan yardım alabilirsiniz. Burayı temizlemiştim. Daha sonra ekleyeceğiz. Bir tanesi geldi mesela. Gel böyle. Bir tane daha. Düşmüyorsa yine bizi tıklayacağız onları. Biri gitti. Bir diğeri de. Gel 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 gel. <laughs> Bunları yapabilirsiniz tabi. Sonra buraya geldiğinde yine sizi tıklıyorsunuz. Sonrasında bu noktada fazlasıyla tavşan biriktirmek için Çitlerin üzerlerine halı koyun. Böylelikle çıkan yavrular aşağı düşmeyecekler. 25 açtıktan sonra bu halıları kırın. Mantık o. Şu kısımlara yine çit. Bu arada gel böyle bu tarafa gelebiliyorlar mı? Burada zorlandım. Ha koydum tamam güzel. Zıpladığı için koyamıyormuşum. Üzerlerine meşale. Geri kalanını temizliyoruz. Hepsi bu kadar. Yine basit bir farm. Hayvanlar için listemizin son sırasında kaplumbağa farmı var. Bu farmdan elde ettiğimiz şey Sert sırt pulu. Onlarla ise kaplumbağa kaskı yapıyoruz. Bu ise bize su altında 10 saniyelik bir nefes alma süresi sanıyor. Suya girdiğinizde 10 saniye sayıyor. 10 saniye bittikten sonra etki gidiyor ve tekrar kafanızı havaya yani sudan dışarı çıkartırsanız 10 tane etkiyi tekrardan alıyorsunuz. Bu kask bu işe yarıyor. Artı 2'de zırhı var. Bu pulu elde etmek için yapmanız gereken tek şey yumurtadan çıkan yavrular 20 dakika içinde yetişkin olacaklar. Sert sırt pulu yavru kaplumbağalar yetişkine döndüğü anda bir item olarak düşüyor. Şöyle de bir sorun var mesela. Kaplumbağaları sahil yani kumsallarda bulabilirsiniz. Ve her zaman onları çiftleştirdiğinizde ilk span oldukları yere gidip orada yumurtlarlar. Diyelim ki iki tane kaplumbağayı vagona veya tekneye bindirdiniz. Ve bezinize getirdiniz çok uzak yere. Çiftleştirmeye kalktınız. Kaplumbağa yapacağı tek şey onu bulduğunuz yere yani span olduğu noktaya geri dönmesi olacak. Yoksa bezinize falan herhangi bir noktaya yumurtlamaz. İlk span olduğu yere yumurtluyorlar. Bunu unutmayın. Birincisi bu. İkincisi ise kaplumbağa yumurtalarını elde ettiğiniz ipeksi dokunuş bir aletinizle. Yine bu yumurtalardan yavru oluşması için onları sahil biyomuna ve kum üzerine koymanız gerekir. Yoksa yumurtalar yavruya dönüşmez. Belirttiğim gibi herhangi bir yere koyup da yavru çıkmasını bekleyemezsiniz. Kesinlikle sahil olması gerekir. Ancak öyle yavruya dönüşüyor. Farmını da yine sahil biyomuna kurmanız gerekiyor. Yoksa herhangi bir bölgede yine elde edemezsiniz. Farmımız şöyle çalışıyor. Burada toplamda 8 tane kaplumbağa var ve bu kaplumbağaları da seagrass yani deniz otuyla çiftleştiriyoruz. Hemen altlarında bulunan 4 tane e, kuma yumurtluyorlar. Belli bir süre sonra bu yumurtalardan yavru çıkıyor ve şu kısımlarda çitler var. Çitlerden geçebilecek kadar küçük oldukları için alta düşüyorlar ve orada 20 dakika bekleyip yetişkin oluyorlar ve doğrudan şunların içine sıkışıp ölüyorlar. Yetişkin olma esnası olduğu için hemen sert sırt pullu düşürüyorlar. Mantık tamamen böyle. Yapılışı ise bir çalışma masası bir varil arkadan şöyle bunu koymaya başlıyoruz. 4, 5, 6 tane buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane buraya. Toplam 12 tane huni. Sonra orta kısma destek biliyor. Bunların üzerlerine kum. Kum olması şart bu arada. Sonra 3 köşeye de 1, 2, kütük veya herhangi bir blok. Tam blok olması şart yine. Köşelere de merdiven koyuyorum. Onların üzerlerine de yine kütük koyacağım. Ön tarafta da aynı şeyler. Kütükler, merdivenler ve üzerlerine yine kütükler. Yukarı çıkmamızı sağlayacak olan şey bu. İsterseniz farmı e, yer altına gizleyin. Yine size kalmış bir durum var burada. Buraları haliyle kaplayabilirsiniz. İsterseniz kaplamayın. Sonra kütüklerin üzerlerine birer sıra cam ekliyorum. Sonrasında çevreyi şöyle çit dönmemiz gerekiyor ki çıkan yavrular şu boşluktan aşağı düşsün. Ama buraya önce yumurta koyacağız. Bu yumurtalar burada yetişkine dönüşecekler ve şuraları sürekli yumurtlama noktası olarak görecekler. Peki buraya koyduğumuz yumurtalar yavru olacaklar sonra yetişkin. Onun için de şunu yapmamız lazım. Destek bloklarıyla çevreye döneceğiz. Böyle. Sonra toplam 8 tane yumurta koyacağız. 4 4 8 oldu. Ve buradakiler yavru olduktan sonra yetişkine dönüşecekler. Yetişkin olduktan sonra da bu blokları kıracaksınız. Çite çevireceksiniz ama önce blok kalması şart. Sonra buradaki Yavruların bu tam blok çıkmamaları için Şu kısımları Merdiven koyacağım Böyle Ve görünüş açısından güzel görünmesi için de Yine de adım malzemeler kullanacağım Bunları yaptıktan sonra şu noktalarda basamak koyabilir Ve gidişatını daha sonradan değiştirebilirsiniz belirttiğim gibi Çit yanmayı unutmayın ama Ve Gördüğünüz gibi yavrular ortaya çıktı böyle Aynısı burada da olacak Bunlar yetişkin olduktan sonra şunları değiştireceksiniz. Yavruları da hızlı bir şekilde yetişkin yapmak için deniz otuyla bol bol beslemeniz lazım. Her bir seferde beslediğinizde %20 büyüme oranı artıyor. Mesela bol bol besleyeceğim. Tak diye büyüyecek. Evet normalde 20 dakika sürecek bir aşamayı çok kısa bir süreye düşürdük ve e, büyüdüğü anda sert sırt pulu düşürdü gördünüz mü? Hepsi bu kadardı. Sıralı hızlı bir şekilde odun farmlamanızı sağlayacak basit bir düzenek var. Elmas palta ve fidan alıyoruz biraz. Huş yanılmıyorsam huş ve jungle yani orman ağacı da buradan kasabilirsiniz. Yapacağım şey şalteri açıp şuraya bir tane fidan koymak. Ee, sonrasında şu yönde bakıp hem sağ tıka tutup hem de sol tıka tutmanız olacak. Aynı şekilde böyle sürekli fidan ekip odun kıracağım. Fidan ekip odun kıracağım. Unutmayın hem sağ tıka aynı anda basıyorum hem de sol tıka. Çok kompakt bir şey olmasa da gerçekten işinize yarayabilir. Ayrıca bir kart çıkarttım şu anda. Çıkan karttaki farm da çok güzel bir tasarım. Onu da kullanıp birçok malzemeyi otomatik olarak elde edebilirsiniz. Yani burada 64 tane fidan elinize alacaksınız. F3'te yapıp basılı kalmasını sağlayacaksınız tuşlarınızın. Sonrasında malzemelerinizi kasacaksınız. Geçelim bunun yapılışına. Önce malzemelerinizi koyabileceğiniz bir varil koyuyorum buraya. Sonrasında bir boşluk arayla iki tane merdiven yine aynısını buraya da yapıyorum. Üzerine de üç tane basamak. Ben burada afk duracağım. Tam bu orta noktada. Sonra aynısını şuraya da yapmam gerekiyor. Ee, şuradan destek alırım. Ve buraya bir tane merdiven koyarım. Bu merdivenin üzerine bir tane toprak veya herhangi bir toprak türü koyabilirsiniz. Güzel görünmesi için çevresine tabelayla dönüyorum. Üzerine desenler yazabilirsiniz. Bir tam şuraya koyuyorum. Bunun üzerine de fırlatıcı kemik tozunu bu basacak. Ve buna malzemeleri doldurmak için de şöyle arkaya bir huni koyup onun üzerine de sandık koyacağım. Sandıkların içinde de kemik tozu olacak tabi ki. Böyle. Alt taraftan güzel görünmesi için buraya bir tuzak kapısı koydum. Sistemi açıp kapatmaya yarayacak bir şalter. Buradan onu kontrol edeceğiz. Sonra şuraya bir destek biliyor. Alta doğru bakacak bir gözlemci. Ve şurayı kırıp yukarı doğru bakacak bir gözlemci daha koyuyoruz. Sonra arada bir boşluk olacak şekilde bir yapışkan piston. Üzerine bir tam blok. Ve onun üzerine de bir tane kızıltaş tozu koyuyoruz. Son olarak bir tane kızıltaş meşalesini buraya koyduğumuzda sistem buradan açıp kapatabiliriz. Tek bir sorunumuz var. Büyük bir fidan büyümesini istemeyiz. Kapatalım şimdilik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok yukarı gelip 7. bloğa herhangi bir tam blok koymanız yeterli. Sonra arayı temizleyin. Artık büyük ağaçlar burada olmayacaklar. Burayı temizleyebilir. Altına da şöyle tasarım çıkartabilirsiniz. Bütün hepsi bu kadardı. Tilkili tam otomatik mini tatlı orman meyvesi farmı. Tilkiler bu meyve çalılıklarında gezebiliyorlar. Herhangi bir hasar almıyorlar ama biz gezimizde hasar alıyoruz. Şöyle bir mantık var. Bu tilkileri bu meyvelerle besleyebiliyoruz. Evet. Ve kendileri de eğer bu çalılıklarda büyümüş meyve varsa onları toplayabiliyorlar. Hatta yemeye çalışıyorlar. Mantık şu. Ağızlarında bir meyve varsa yenisi büyüyse ağızlarındakini bırakıp meyve çalılıklarındakini alıyorlar. Aynen böyle. Yakın olduğum için bana geldi. Depolama ise buraya oluyor. Oo, doldurmuşlar burayı. Bu şekilde iki tane e, tilkimiz var burada. Yeterli bir sayı. Üstte ise bir tane köpek var. Şöyle bir şey de var. Tilkiler gölgelik alanlarda uyuyorlar. Yani çalışmazlar. Buna dikkat edin. Bunu engellemek için de üst tarafa bir tane köpek attım. Evcildir bu arada. Evcil olsaydı tilkiler o köpekten korkmaz ve yine uyurlardı. Evet yanlış duymadınız. Tilkiler köpeklerden korkuyorlar. Ben de onları hem korkutup hem de süresiz olarak çalıştırmayı sağladım. Böyle çevresinde döndüğümüzde bu kadar basit bir Farm. İlk önce biraz alan kazmamız gerekiyor. Toplamda 9 kare. 1, 2, 3, 6, 9. Buraya Huni koyacağız. Depolamamız ise şunu olacak. Varil almayı unutmuşum. Şu noktaya bir tane varil koyuyorum. Sonra bunları da kırıyoruz. Hepsine. 9 kare toplamda. 3 tane bu yönde Huni. 3 tane de koyduklarıma bakacak şekilde Huni koyuyorum. Tamam. Sonrasında üzerlerine toprak. O da tamam. Şu köşeye bir tane merdiven isterseniz koymayabilirsiniz. Sonra bu merdivenin içine de bir su koyuyorum ki tarım arazisi yapacağız. Bu tarım arazisinin solmasını engelleyecek bu. Neden tarım arazisi? Tam bloktan sayılmıyor. Alta koyduğumuz huniler üzerine düşen malzemeleri yakalayacaklar. Sonra diğer olayımız destek bloğuna ihtiyacımız var. Toplam 8 kare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurası pardon. Buraları kırıyorum. Şuraya bir tane tuzak kapısı koyuyorum. Ve güzel görünmesi için 3 buraya Orman ağacı tuzak kapısı. 3 de buraya. İkisi orta noktaya bakıyor. Dikkat edin buna. Birleştiler. Aynısını diğer 3 köşeye de yapalım. Hepsini tamamladım. Sonra köşelerin güzel durması için 4 kare. Daha doğrusu 4 basamak çıkıyorum. 2 blok eder bu. En son olarak da üst tarafı da kapatmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapacağız. 3 tane buraya. 2 tane buraya. Üç de buraya. Üzerini neden kapatıyorum? Tilkiler çok yükse zıplayabiliyorlar Bunu engellememiz lazım. Buraya da yine tuzak kapısı koyacağım. Bu arada canlılar, zar doğrusu varlıklar bu tuzak kapıları yokmuş gibi davranıyorlar. Bunu unutmayın. Araya koyacağımız köpeği de algılayacaklar. Yani bir sorun olmayacak. Sonra önce tilkileri getirmemiz gerekiyor. En son bunları ekeceğiz ki hasar almayalım. Ama çatıyı da yapmak istiyorum. Çatının güzel görünmesi için de şunu yapacağım. Yukarı geldim. E, şuralara demir tuzak kapısı koyacağım. Gereksiz güzel görmesini istiyorsanız koyabilirsiniz. Kapatalım burayı da. Sonra köşelere çit koyduğumuzda böyle oluyor. Bunu engellemek için de burayı kırarız. Bu köşeleri her zaman şu alttan alırız. Daha iyi olur hatta bizim için. Bunlar tamam. Birer tane çit ekledim. Sonra basamakla çatı yapalım. Ve bunu birlikte yapalım. Çok iyi bir görüntüsü var bu çatının. Buraya da basamak koyacağım. Sonrasında aynı şekilde buraya da. iki tane çit kapısı böyle. iki tane de basamak böyle. Bir köşede bu görüntü çıkacak. İşte bunun aynısını diğer taraflara da uygulayacağız. Sonrasında orta kısmı da değiştireceğiz. Destek alalım. Mesela şuraya bir tane tuzak kapısı koydum. Buraya da koydum. Ve şunu açıp bunu kıracağım. Böyle kalsın. Neden böyle bir şey yapıyorum? Üst tarafına tuzak kapısı koyacağım. Onu da şöyle yapacağım. Aç bunu. Buradan koy. Tam bu hizada olması gerekiyor. Sonrasında bunu kapat. Üzerine de kurt duracak. Çevresini yine şu şekilde kapatacağım. Burayı düzenle. Hatta aynen böyle gel. Bu kısım. En sonunda şuradan bir destek daha alırız. Bunu koyarız. Sonrasında böyle kalır. Ama şimdi kurtu koymamız gerekiyor. Kurtları etlerle ve kemikle besleyebilirsiniz ama sizi takip etmezler. Takip etmeleri için kayış kullanmak zorundasınız. Hemen çatı doğru bir yol çekmemiz gerekiyor. Şöyle onu itikleyeceğiz zaten. Bağlıyoruz. Peşimizden gelsin. Umarım bir sorun olmaz. Yine basamağımız olması şart. Gel 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 gel. Biraz da o oturdu zaten kendisi yerine. Kayışı çözüyoruz. Sonra üzerine şu şekilde kapatıyoruz. İşlem bitti. Kurtu koyduktan sonra sırada tilkiler var. İki tilki işinizi görecektir ve tilkiler de yabani tatlı orman meyveleriyle besleyebilirsiniz ama sizi takip etmezler. Bir şekilde onları hızlı bir şekilde kayışta yakalayın ve peşinize takın. Sonrasında doğrudan şu ikisini açabilirsiniz. Ve buraya getirin onları. Biraz daha gelin. Şuradan da destek alalım. Burada duracaklar. Hop çok geldiniz. Ee, sorun yarattılar. Şöyle buraları kapatırız önce. Sonra içeriden. Bunları zaten size saldırmıyor tilkiler. Kayışları çözün. Sonrasında alınız şu şekilde. Çalılık ekin. Buraya kadar sonrasında kapatın. Kemik tozunuz varsa bu çalıkları peşinizden hemen böyle büyütebilirsiniz. Sonrasında doğal olarak büyüyecektir zaten. Tilkiler de hemen onları toplamaya başlayacaklar. Bütün hepsi bu kadardı. da. Sırada Afrika sarmaşık fan var. Çok basit bir mantığa sahip. İki köşede sarmaşıklar ekili. Ve burada düzeneklerimiz var. Fırlatıcıların içine su koydum. Ve yanlarında basınç plakaları var. Bunlara bastığında su koyuyor. Suyu koyduktan sonra arka tarafta da sinyal veriyoruz. Yenileyiciler sayesinde geciktirip e, tekrar sinyali verdiğimizde koyulan suyu bir zaman sonra aldırtıyoruz. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Tam karşıya gittiğimizde aynısını yaptığımızda buradan da bir su konulacak. O esnada su konulduğunda buradaki su alınması lazım ki ben tekrardan buraya kadar getirebilsin. Şöyle çalışıyor farmımız. Burada duruyorsunuz. Oyuncu ihtiyaç var. Ön tarafta kalın biraz. Buraya kadar geldim. Tekrar bastım. Ve sol tıka basılı tutuyorum. F3'te yaparsanız oyun takılı kalır. Biraz daha önde olmam lazım. Ha şöyle. Sonrasında sarmaşıklar büyüyecekler. Siz kıracaksınız. Tüm mantık böyle. Sarmaşıklar ise şu tarafta depolanıyorlar. E, evet, çıkalım buradan. O alınacak şimdi alındı. Tam olarak burada. Bakın gelmiş zaten. Kırıldıklarında bu sular onları ortaya getiriyor. Ortadan da şuradaki huniye doluyorlar. Çok kullanışlı mı bilmiyorum ama işinize yarayacağını düşünüyorum şu anda. Önce sarmaşıklar için bir alan belirlememiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane geliyorum. Devamı gelecek bunun. Ve genişliği fazla olması lazım. 2, 3, 4, 5 tane yeterli olur. Şuraya bir yosunlu kırıktaş duvar. Üzerine Ladin çit ve onun üzerine de normal kırık taş duvar. Sonrasında bunun üzerine bir koyu meşe kütüğü merdiveni ve 1 2 3 4 5 tane koyu meşe kütük ve onun yanına da yine merdiven. Altında kırık taş duvar, onun altına. Ladin ve onun altına da üstünde kırık taş duvar koyuyorum. Bir tane fazla gelmişiz. Yine şu kısımları açmamız gerekiyor. Ki kırılanlar doğrudan alta düşsünler. 7 genişlik 5 uzunluğu var. Orta kısmı bir sıra kırıyoruz. Buraya düşecekler materyaller. Sonra aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de buraya kırıyoruz. Biz burada hareket edeceğiz. Bir o yana bir bu yana. Sınırsız suya ihtiyacımız var. Onu da şöyle sağlayacağız ama ondan önce 1, 2, 3, 4, 5 tane çit kapısı veya tabela kullanın. Burada. Sonrasında alta bir su koyun. Ve şuralara 3 tane su. Aynısını tam karşıya da yapıyoruz. Bu da tamam. Malzemeler buraya gelecek. Bir huniye ihtiyacımız var. Tam şu tarafa bakacak şekilde bir bunu koyuyoruz. Kırıyorum koydum. Sonra arka taraftan gelen malzemeleri buradan göreceğiz. Şuraya bir yine varil. Varilin üst tarafına şu yönde merdiven. Aynı şekilde buraya kırıp buraya da bir e, şu yönde merdiven koyacağım. Şu kısma makaslarını da makaslarınızı koyabilirsiniz. Sonra burayı gizlemek için de bir tuzak kapısı. Buraya bir fırlatıcı yanına bir tam blok. Üzerine de basınç plakası koyuyorum. Aynısını buraya da yapacağız fırlatıcı, tam blok ve basınç plakası. Üzerine geldiğimizde önce buna sinyal verecek. Sonra geciktiricisini yapıp tekrardan sinyal verdireceğiz. İçerisine bir su kovası koyacağız ama ondan önce arkadaki devre yapmamız lazım. 2, 4, 6, 8, 10 tane kırıyorum. Hatta biraz daha kıralım. Ve şuraları da kıracağım. Sonra toplam 10 tane inleyici ihtiyaç var tek köşe için. Bu kısımdan bakın şundan alacağız sinyalimizi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yenilici buraya, 5 tane de buraya koyuyoruz. Hepsini de maksimum dereceye getiriyoruz. Tamam ikisini birbirine bağlamak için de şöyle kızı taş tozu koyacağız. Burayı ister çimen toprakla isterseniz de farklı bir blokla kapatın. Yine sistemi görmek için de zemine yeşil boyalı cam koyabilirsiniz. Sonrasında fırlatıcının içine bir tane su kovası koyun. En sonunda basınç plakasına sağ tıklayarak çit koyun. Aynı işlemler karşı taraflar için de geçerli. Bütün her şey bitti. Tabi bu işlemleri yapmadan önce sarmaşıklarınızı ekerseniz bir yandan da sarmaşık elde etmeye devam edersiniz. Böylelikle belli bir süre burada afk kalarak sarmaşık elde edebilirsiniz. En basiti. Sırada aşırı basit bir boya farmı var. Şöyle şalterimizi açıyoruz. Kemik tozu varsa içinde fırlatıcının. Böyle sürekli renk üretiyor. Kapatalım. Do kemik tozu dolumunu da buradan yapıyoruz. Böyle. Bunların hepsi için geçerli bir sistem. Mesela şu anda ağaç çiçeği şey var. Sarı boya elde ediyoruz. Lilak açtım. Devam ediyor. Gül çalılı, kırmızı boya ve şakayık. Hepsini bu mini sistemde kullanabilirsiniz. Yapımına geçelim. Herhangi bir toprak türü kullanabilirsiniz. Ben iri tane toprak kullandım. Saksılıkmış gibi çevresine çit kapısıyla dönüyorum. Arka tarafa bir merdiven ve bu tarafa bakacak bir fırlatıcı. Fırlatıcıya bakacak bir gözlemci ve onun üzerine de bir tane kızıl taş tozu koyuyoruz. Sonra bir yan tarafa şalter. Sistem böyle açacağız. Açalım şimdi. Mantık sürekli fırlatıcıdan bir sinyal alıp ortaya tekrarlayıcı çıkartıyor. Durduralım. Dolum ise yan taraftan olacak. Bir tane varil isterseniz sayısını arttırabilir veya büyük sandıkta kullanabilirsiniz. Geri kalan şey istediğiniz bir çalılı dikin. Depolamaya kemik tozu doldurup boya üretmeye başlayın. Tam otomatik yün farmı. Burada bir döngüyü gerçekleştiriyor. Şu köşede ise fırlatıcının içinde makaslar var ve burada otomatik sistemimiz var. Açalım. Otomatik bir şekilde fırlatıcı önünden geçen coinlerin günlerini kırpıyor makaslar sayesinde. Makasları da buradan dolduruyoruz. Böyle bir döngü oluşuyor. Ee, kırpılanlar ilerliyorlar ve altlarında çimenlik varsa o çimenleri yiyip tekrardan günlük oyun haline geliyorlar. Böyle böyle sürekli buradan gün elde ediliyor. Herhangi bir oyuncu gücüne ihtiyaç yok. Her şey otomatik bir şekilde gerçekleşiyor. Mesela şu da 7 gördüğünüz gibi. Toparlananlar da buraya geliyorlar. Şalteri açın. Arada bir makaslarınızı kontrol edin ve günlerinizi alın. Oldukça basit. Herhangi bir köşeden 5 blok yukarı çıkacağım. 1, 2, 3, 4, 5 blok. Aynısını buradan da yapacağım. Daha sonra burada su koyacağımız noktayı kıracağız, değiştireceğiz. Burayı da yapalım. Tamam. Bir kırık taş duvarı şuraya koyuyoruz. Ve gelen koyunları biraz daha yukarı çıkmalarını sağlıyor bu kırık taş. 1, 2, 3 tane merdiven koyuyoruz. Sonrasında çimenli toprağa ihtiyacımız var. Bu şart. Ondan önce biraz ilerletelim. 1, 2, 3, 4 tane çimen kalacak şekilde Cam çekiyorum. Buradaki cam sırasını ikilememiz gerekiyor. Burası hazır. Bir diğer tarafa da yaptım. Sonra bir boşluk bırakacak şekilde 3, 6, 9, 12, 15 tane çimen toprak koydum ve şu kısma bir tane ince cam koymamız lazım. Herhangi bir tane koyabilirsiniz. Bu camın arkasında bir tabela. O su ise tam şurada duracak. Destek bile olsun diye çit koydum ve çevresinde e, tuzak kapısıyla döneceğim. Suyun akmasını engelleyecek. Tamam. Açalım burayı. Suyla sağ tıklıyorum. Ve su o tarafa doğru ilerliyor. Yukarı çıkan koyunları bu tarafa doğru itikleyecek bu su. Sonra bu kısımları cam çekmemiz lazım. Teminden bir blok yukarıda. Ee, devam ettirelim. Ve şuradan aşağı düşecekler. Aynı şekilde burayı da çekelim. Burayı da. Tamamı hazır. Buradan düşüp bu tarafa doğru ittirilmeleri lazım. Bu kısımları da kapatıyorum ve toplamda 3 tane huni koyacağım. 1, 2, 3. Kırpılan koyunların yünleri bu hünler üzerine düşecek. bazen yayılabildiği için böyle bir şey yapıyorum. Şu kısımları birer tane daha cam ekledim. Tam şuraya bir tane de tabela koydum. Şu kısma su koyacağız. Ondan önce de fırlatıcı koymam lazım. Fırlatıcıyı da buraya koyuyorum. Sonra suyu akıtıyorum bu tarafa doğru. Ve bunu tekrarlayıcı yapmamız gerekiyor. Onu da buradan sağlayacağız. Alt tarafı herhangi bir tam blok. Ve şuraya bakacak bir tane gözlemci. Bir tane de buraya bakacak gözlemci. Şurayı kırıp yapışkan piston koyuyoruz. Ve yanına da tam bile koyup üzerine kızıltaç tozu koyuyoruz. Yukarı çıkıp buraya tam blok koyduktan sonra şalterimizi koyalım. Açık kapatmamızı buradan sağlayabiliriz. İsterseniz şöyle de kapatıp açabilirsiniz. Bu da olabilir ama iki tekerleci sürekli birbirine bakıp çalıştığı zaman FPS'inizi düşürebilir. Ben tamamen bunu öneriyorum. Sonra makasları dolduracağımız bir Huni üzerine sandık koyuyorum. Gelen yünleri de buraya depolayacağız. Şuraları iki köşeden de birer sırada uzatmamız gerekiyor. Kim fazla olsun. Şimdilik sistemi kapatalım. Çalışmasına gerek yok. Köşelere de aydınlatma atacağım. 1, 2. Orta kısma. Neresi? Burası 3. Diğer tarafa gidelim. 4, 5, 6 tane. Bu kadarı yeterli. Sonra şuralara iki tane cam koyuyorum. 2 tane koyun getireceğiz ve bu koyunlardan yavru çıkartmamız gerekiyor. Toplamda 25-30 arası koyun barındıracağız buradaki. Güzel bir verim elde edelim. Ee, herhangi bir köşeden başlayabiliriz bunun için. Sol eleme yine buğday alacağım. Beni takip ediyor ikisi de. Gel sen de. Gel gel gel. İçeri gireceğim. Geleceklerdir. Tabi takılırlar. Gel sen de gel. Güzel. Sonra buraları kapatıyoruz. İnciniz varsa siz inciyle çıkabilirsiniz. Veya yukarı çıkıp bunları oyalayabilirsiniz. Sonra yavru olacağı için buralarda... Şimdi yavru dışarı çıkmasın diye ee, shift'e basıp çıktım. Merdiven koyacağım. Aynı şekilde üstte de öyle. Bunlar da tamam. Sonra çiftleştiriyoruz bunları. Sen de gel. Evet. Gerisi bu arkadaşlar da. Belli bir sayı ulaştıktan sonra bunları kırıp gün üretimine başlayabilirsiniz. Biraz zaman geçmesi şart. Veya bir yerde fazla fazla koyun biriktirmişsinizdir. Onları kayışta falan buraya kadar çekin. Aşağı düşürün. Bakın düştü kayışı çözün. Sürekli biriktirdiğiniz yerden böyle aynı mantığı yapın. Yavruları falan beklemek istemiyorsanız. Gelsin ve aşağı düşsün kayışı çözün. Tam otomatik ün farmı da böyle. Çalışmamızın 4. günündeyiz ve listemizin 19. sırasında çok basit bir mini deniz otu sistemi var. Kullanımı ise şöyle bir makasa ihtiyacımız var deniz otunu elde etmek için. Onu da buradan alalım. Nasıl orada duruyor diye soracak olursanız. Görünmez eşya çerçevesi var tek sürpek ile yaptım. Sistem buradan açıyoruz ve sol tıka basılı tutuyoruz. Şu anda laga girdi ve evet. Böyle. Bu deniz otlarıyla da kaplumbağa farmı kurarsanız kaplumbağaları besleyebilirsiniz. Çok çok mini bir düzenek. Yapılışına geçelim. Orta noktaya bir tane sert blok koyuyorum ki bu en serti obsidyen. Koymasanız da olur. Varsa eğer koymanızda fayda var. İki köşede iki blok yukarı çıktım. Sonra şurada şalterim olacak. Sistem buradan açıp kapatacağım. Şimdilik açıyorum. Arka tarafa bir tane karşılaştırıcı ve bu karşılaştırıcıyı da aktif ediyorum. Sonra iki tane dust bu noktaya ve karşılaştırıcının ön tarafında bir tane blok. Şu anda tekrarlayıcımız oldu. Şimdi bunu kapatalım. Durdu. Açalım. Açıldı. Bunun gibi fırlatıcı ise tam şu noktaya koyacağız. Onun için desteğimi şuradan alabilirim. Daha rahat olur. Bir tane buraya fırlatıcı koyuyorum ki arkada da bu blok olması şart. Onu da koyun. Sonra kemik tozlarını şuradan dolduracağım. Büyük geniş sandık koyuyorum buraya. İçinde de kemik tozu olacak. Daha sonra sinelimi Fırlatıcıya yönlendirmek için iki tane dust koyuyorum buraya. Açtığımda fırlatıcım çalışıyor. Her şey neredeyse bitti. Üst tarafı da şu şekilde kapattığımda bir tane de ortadan dışarı çıkacağım ve buraya herhangi bir tuzak kapısı koyabilirsiniz. Suyun bu tarafa akmasını engelleyecek. Bir tane su almayı unutmuşum. Suyu da bu noktaya koyuyorum ki deniz otu fırlatıcı sayesinde ortaya çıksın. Açıyoruz. Böyle. Makasla kırdığınızda Deniz otunu buradan toparlayabilirsiniz. pirozon farmı kendisini su altında aydınlatma olarak kullanabilir veya fırında ısıtırsanız açık yeşili boya elde edersiniz. Şuradaki duvara bakacak şekilde sağ tıklıyorum ve hızlı bir şekilde pyrodomları elde edebiliyoruz. da yine tam otomatik sistemleri var oyuncuya ait olmayanlarından. Yine kart çıkarttım sağ üst köşeden o videoda gidebilirsiniz. Yapılışı ise şöyle. Şu noktadan 1, 2, buçuk blok yukarı çıkıyorum. Aynısını bu tarafta da yapacağım. Arada bir blok boşluk var. 2.5 buçuk blok yukarı geldim. Aynı hizadalar. Bu noktayı kırıp buraya bir tane merdiven koyuyorum. Bunun içerisinde su olacak. Suyun arka tarafı ve ön tarafı akmaması için iki tane tabela koyacağız. Onlar tam olarak burada duracaklar. Fırlatıcımız ise bu tarafa bakacak. Bu noktada duracak. Sonra bir tane yapışkan pistona ihtiyacımız var. Şu noktaları kırıyorum ve buraya bir tane yapışkan piston koyuyorum. Ve buradaki bloğu da kıracağız. Sonra ön tarafa hem suyun akmaması için hem de sistemi açmak için bir tane basınç plakası koyuyorum. Tahta değil de taş koyarsanız çok daha iyi olur. Çünkü tahta koyduğunuzda üzerine item düşerse sistem açık kalmaya devam eder. Bu da sizin için sorun olabilir. Arka tarafı kırıyorum. Altı da kırıyorum biraz. Tam basınç plakasının altından bir iki tane blok çekiyorum ve üzerlerine dust koyuyorum. Sonra devamını getireceğiz ama önce bu tarafı ayarlamam gerekiyor. Şuraya bir tam blok ve buraya aynı şekilde burayı kırıp şuraya da bir tam blok koyuyorum. Buraya bir yenileyici ve bunu bir tik geciktiriyorum. Sonra bir iki şuraları değiştirmem gerekiyor. İsterseniz belirttiğim gibi değiştirmeyin. 3 ve buradaki blok fazlalık oldu. Onu şuradan değiştireceğim. Sonra yanına bir tane blok daha koyuyorum ve burada iki tane dust koyuyoruz. Ve alt tarafı temizliyorum. Burada yine bir yenileyici yapmamız gerekiyor. Dolduralım buraları farklı blokla faydası olacak. Karşılaştırıcı koyup bunu aktif ediyorum ve buraya bir dust. Aynı şekilde şu iki noktaya da dust koyuyorum. İsterseniz burada dustınız yoksa şöyle tam blok da koyabilirsiniz. Şimdi çalışacaktır sistem. Evet ikisini de algılıyor. Alt tarafta herhangi bir içimiz kalmadığı için bu şekilde kapattım. Sonra bir tane mercan bilyona ihtiyacımız var. Onu ise tam buraya koyacağım hızlı bir şekilde su yerleştirin ki o solmasın. Solabilir. Bu mercan bilyo bu tarafa ittirildiğinde solmamaya devam etmesi gerekiyor. O yüzden buraya da bir su koyuyoruz. Kemik tozu dolumunu da tam bu noktadan yapacağız. Üst tarafa iki sandık. Sonra burayı gizlemek için bir merdiven koyuyorum. Her şey bitti yapmamız gereken şey şuraya bakarak sağ tıklamak. Sonra çok hızlı bir şekilde pirozom elde edebiliriz. Basit fırın sistemi. Mantık yukarı attığınız malzemeleri 8 sandıda eşit bir şekilde paylaştırıyor. Tek sorun sadece yakıtlarını fırınlara teker teker koymanız lazım. Aynen bu şekilde. Şimdi mesela kırıktaş pişirelim. Onu yukarıdan sandığa atmamız yeterli. Atıyoruz buradan. Hepsi aynı anda ve aynı miktarda paylaştırılıp pişmeye başlıyorlar. Tek seferde sandığınıza gelen malzemeler 8 oluyor. Aynen bu şekilde. Yapılışına gelecek olursak önce depolamayla başlıyoruz. Pişen malzemeler buradaki sandıklara gelecekler. Son arkasında 8 huni çekmemiz gerekiyor. Onları da bu şekilde yapabiliriz. Üzerlerine iki yöne de bakacak fırınlar. 4 buraya 4 tane de bu tarafa bakan fırın koydum. Hemen alttaki hunileri bu şekilde gizleyebiliriz. Burası tamam. Üst taraftan malzemeleri fırınlara yollayacak hunileri koymamız gerekiyor. Yine toplam 8 tane. Sırada hunli vagonları konumlandırmak lazım. O ise şöyle yapıyoruz. Şu standın olduğu tarafın iki köşesine de kırıktaş duvar koyuyorum. Sonra araya 2 tane ray. Ve onların üzerlerine 2 tane hunli vagon. İki köşede bastırıldılar gördüğünüz gibi. Ben de yine içine girip biraz sağa sola ittiriyorum onlara Tam olmasını sağlıyorum. Sonra önce rayları kırıyoruz. Sonra da duvarları. Sonra vagonları bozmayacak şekilde ön tarafa gidiyorum. Burada desteğe ihtiyacımız var. Onu ise şunları koyarak sağlayacağız. Tekrardan bu tarafa geliyorum. Allah fazla geldim. Çıkalım yukarı. Ve koyduğumuz blokların üzerlerine normal piston koyuyorum. Burada duracaklar. Onların önlerine de cam koyuyorum. Herhangi bir blokta koysanız olur. Daha sonra Hunli vagonların arka tarafına iki tane de kırıktaş duvar koyuyorum. Ve şu tarafa gidelim. Pistonların üzerlerine çıkıp bunlara herhangi bir şeyle enerji verin. Ön tarafa basılacaklar. En son olarak bunları kırıp bu sefer camları üstten basmamız gerekiyor. Onu ise şöyle yapacağız. İki tane blok koyuyorum. Aynı şekilde bu tarafa. Çok dikkat edin bunları hiç hareket ettirmemeniz gerekiyor. Ve bu blokların yan tarafına 1 2 üç, dört tane piston koyup aşağı atlıyorum. Ve yine dört tane de cam koyuyorum. Ve bunları aynı şekilde enerji basıyorum. Hepsini alt etikledik. Sonra yukarı tekrardan gidip boşta kalan her şeyi kırabilirim. Huni vagonlarınızı cam sayesinde görebiliyorsunuz. Daha sonra şu orta noktaya iki tane sandık koyuyorsunuz ve hızı görüyor musunuz? Sandıktan Huni vagonlara çok hızlı aktarılıyorlar. Sonra yine Huni'leri görmemek için şu şekilde tuzak kapısı koyabilirsiniz. Tamamı bitti. Hepsine eşit miktarda malzeme geldi. Belirttiğim gibi zahmetli olan tek şey hepsine tek tek malzeme koymanız. Sırada aşırı akıllı iksir sistemi var. Hemen mantığına geçeceğim. Bu sistemde sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ha var o da ne iksir üretmek istiyorsunuz? Sağlık iksiri mi? Hız iksiri mi? Artık neyse. Sadece bu malzemeleri ve iksir yapımında kullanılan itemleri kasmanız gerekiyor. Kastıktan sonra da geliyorsunuz buradaki bırakıcıların içinde dolduruyorsunuz. Geri kalanı bütün bu sistem yapıyor. Ha bir de şöyle bir şey var. Tabi bunu 1.15'te düzelteceğiz ki tam otomatik hale gelecek o zaman. İşlem bittikten sonra ara sırada gelip buradaki sandığı kontrol etmeniz gerekiyor ki sisteme su şişeleri sağlamanız gerekiyor. Belirttiğim gibi 1.15'te bunu tam otomatik bir şekilde yapacağız ama şimdilik böyle 1.14'te bu şekilde çalışıyor. Çalışması ise şöyle. Yeterli malzeme doldurduğunuz sisteme en azından gördüğünüz bu materyallerden birer stek attınız. Ve sistem tam bir sandık artı 3 tane iksir üretecek şekilde çalışmaya başlıyor. Bunları yaptıktan sonra fullendi. Ve kendisini sistem kapatıyor. Ta ki siz buraya gelip iksirlerinizi aldıktan sonra diyelim ki 3 tane aldınız veya daha az veya daha fazla sistem tekrardan kendini aktif ediyor. Sizin yapmanız gereken şey sadece malzemeleri sisteme yükleyip onun çalışmasını sağlamak ve ihtiyacınız olduğunda gelip buradan iksirinizi almak. Sistemden 3 şişe iksir aldım ve yine çalışmaya başladı. Arkada ise bu şekilde bir düzenek var. Kesinlikle yapmanızı öneririm ben. Ha bundan daha basit bir şey olsun istiyorsanız kart çıkarttım. Oradaki sistemde yapabilirsiniz zaman kaybetmeden yapılışına geçelim ve sistemi bodoslama çalıştıramazsanız ince bir ayrıntısı var Onu da size yaptıktan sonra anlatacağım 2 tane sandık koyuyoruz İksirlerimiz buna depolanacak Ki bunu kat kat alta indirirseniz Yine Malzemeniz sistemde yüklüyse Hiç durmadan üretime devam edecektir bunu bilmenizde fayda var Daha sonra Bu köşeye bakacak şekilde bir huni koyuyorum Ve Ona bakacak şekilde bir tane de buradan Sonra bu noktaya bir tane iksir tezgah koyuyorum Ve iksir tezgahına Su şişelerini yollayacak bir huni ve üzerine bir geniş sandık. Sonra şuradan destek alalı yukarı gideceğim ama çıkarken de bir şey yapmam gerekiyor. Bir, şuraya bir bırakıcı, ön tarafına bir huni, e, tezgaha bakıyor. İki, tekrardan bir bırakıcı, karşı tarafına huni, aşağı bakıyor. Üç, tekrardan bir bırakıcı, yine aşağı bakan bir huni. Dört, tekrar huni ve bir tane daha bırakıcı. Arka tarafta bir kontrol sistemi yapmamız gerekiyor. İki blok buraya koyuyorum. Şuraya kırıp farklı bir blok koydum. Ve arkasına bir blok daha. Son olarak şu noktaya bir blok daha koyuyorum. Bu bildiğiniz ID sistem mekanizması şekli. Bu noktaya bir tane yenileyici ve iki tane toz çekiyorum. Bu nokta ise bir karşılaştırıcı. Buradaki Huni'nin içerisine okuyacak. Sonra sistemin aşırı su yüklemesini yapmaması için ee, Huni'yi kitlememiz gerekiyor. Buraya bir tane blok ve şuradaki bloğu da değiştiriyorum. İki tane dust koyuyorum. Son olarak buraya bir tane Kızıltaş meşalesi. Sırada bu taraf var. Burada ise bir tane karşılaştırıcı koyuyoruz. Tam bu noktaya. Sonra bu karşılaştırıcı algılayacak. iki tane gözlemci. Biri buraya bakacak. Ona bir tane daha ekliyorum. Sonra yukarı bakacak şekilde bir gözlemci. Ve bu tarafa doğru bakacak bir gözlemci daha. Yukarı geliyorum. Bu noktaya bir tane yapışkan piston koyuyorum. Bu pistonun arka tarafına bir basamak koyuyorum. Dikkat edin basamak olmak zorunda. Ve bu basaman üzerine bir tane inleyici koyuyorum. Bunu ise bir geciktirdim. Sonra ön tarafına bir iki tane tam blok ve şu bırakıcıya bakacak şekilde shift'e basıyorum. Bir tane dust yerleştiriyorum. Blok alt tarafına ise bir tane kızıtaş meşalesi. Şu tarafa bakacak şekilde bir tane gözlemci koyuyorum. Bütün sistem bitti. Eşya çerçevelerini yerleştirelim. Size şimdi dizilimi göstermem gerekiyor. Alt tarafta ne iksir üretmek istiyorsanız o iksirin materyalini koyuyorsunuz. Buraya. Dolduralım içine. Mesela sağlık iksiri yapacağım. Parlayan karpuz koymam gerekiyor. Onun üzerine ikinci seviye oluyorsa iksir, ışık taşı tozu. Ha olmuyorsa sadece süresini uzatabiliyorsak kızıl taş tozu koyacaksınız. İksirden iksire değişebiliyorsunuz bunlar. Sağlık iksirinin süresi uzatılmadığı için ışık taşı tozu koydum ki ikinci seviyesini yapabilelim. Tamam ikinci sırada bu var. Üçüncü sırada ise iksirlerimizi patlanabilir hale getirmek için barut koymamız gerekiyor. İstenize göre koyabilirsiniz bunda. En üstte de tekrardan aynı mantıkları devam ettirmesi için. Nedir yumrusu? Bu yumrular su şişelerini garip iksire çeviriyor. Buraya kadar her şey tamam. Sonra arka tarafa gidiyoruz. Buradaki hunin içerisine 1, 2, 3 ve bu noktaya 19 tane item koyuyoruz. Daha sonra sistemin içine su şişelerimizi yüklüyoruz. Bu teziği aktif etmek için alastodu koymamız gerekiyor. Ara sıra gelip tabi bunu da dolduracaksınız. 64 tane koyarsanız çok uzun bir süre sistem için yeterli olacaktır. Sonra tezgah içerisine bir tane yumru koyuyoruz. En son diyelim ki sistem aktif kalmadı. O zaman buraya herhangi bir isteklenemeyen item atıyorsunuz peş peşe. Sistem bu sefer çalışıyor. Arka tarafa baktığımızda malzemelerin doğru bir şekilde hunilere atıldığını görüyorsunuz. Bütün sistem böyle çalışıyor. Buradaki aşamayı şimdi size göstereyim. Önce garip iksir oldu. Daha sonra parlayan karpuz sayesinde iyileştirme iksirine çevrildi. Sonra ışık taşı tozuyla ikinci seviyesi oldu. En yani son patlanabilir hale geldikten sonra bütün her şey bittiği için sistem hazır olan iksirleri aldı ve yumruğu tekrar koyup peşine su şişelerini doldurdu. Böylelikle bir kısır döngü oluşmuş oldu. Dediğim gibi siz ne kadar malzeme koyarsanız bu sistem siz iksirleri kullandıkça çalışmaya devam edecek. Malzeme istasyonları. Bunlar hızlı bir şekilde malzemeleri envanterimize almamızı sağlıyor. Basıyoruz. Mesela inci geldi toplam 16 tane. Daha fazla steklenmiyor zaten inciler. Bunun yerine farklı farklı eşyalar da koyabilirsiniz. Ayrıca diyorsanız ki ben 64 tane item istiyorum tek seferde basmak için. Veya 32 tane. Bunun gibi sistemleri yaptığım videoyu da kart çıkarttım tekrardan. Oradan öğrenip yapabilirsiniz. Öncelikle duvarımızı yapmamız gerekiyor. Şu noktaya iki tane merdiven. Sonra bu yönlere bakacak şekilde iki tane daha merdiven ekliyorum. Orta kısımlara iki tane tam blok. Sonra şu şekilde iki tane de merdiven daha ilave ediyorum. Orta kısma bakacak iki tane daha merdiven. Ve iç kısma da bir buradan bir tane de buradan merdiven koyuyorum. En son olarak iki tane daha merdiven ekleyeceğim. Evet bütün her şey merdivenden geçiyor ama güzel bir tasarım çıkıyor ortaya. Sandığımızı buradan kontrol edeceğiz. Malzemelerimizi de buradan alacağız. Malzemeleri almak için bir butona ihtiyacımız var. bastığımızda gelecekler. Arka tarafına bir kılıç taş meşalesi tüm sistemi devreye sokacak. Ve 1 2 3 dört, beş tane tam blok koyuyorum şu noktaya bir yenileyici ve bunu iki tık geciktiriyorum. Daha sonra 1, 2, üç, dört tane dust koyup şu noktaya bir meşale. Aynı şekilde buraya da bir meşale koyuyorum. Sonra ön tarafa gidip buradan destek alarak bir, iki tane bırakıcı koyuyorum. Sonra malzemeleri dolduracak. Hunler bu noktaya 10 üzerine de hangi itemi kullanmak istiyorsak onu dolduracağımız sandıklara ilave ediyorum. İçlerinde inciler var. Bütün her şey bu kadar da tuşa basıyorsunuz. Laga bak laga. 1.14'ü gerçekten sevmiyorum. Harita laga girebiliyor. Evet böyle. Bütün her şey bu kadardı. AFK çimento sistemi. Bütün her şey bu kadar. Ve ön tarafta mantık şöyle çalışıyor. Şurada bir kazmamız var. Üzerinde verimlilik 5 var. Ve envanterimde yeşil çimento var. Herhangi bir tanesi olabilirdi. 32 tane envanterimde bırakıyorum. Geri kalanını sandığa yolluyorum. Sandıktan da şuradaki bırakıcıya gidecekler. Sonra sol elime çimentoları alıp şuraya geliyorum. Burada ise önce sağ tıka sonra sol tıka basılı tutuyorum. Burada gözlemci blok koymamı algılıyor ve koyduğum blok sayısınca bana arkadan bırakıcı tekrardan malzeme fırlatıyor. Mantık bunun üzerine dayalı. Böylelikle envanterimde itemler hiç azalmıyor ve tek seferde hepsini çimentodan betona çevirebiliyorum. İstemize kırılan betonları depolaması için iki sandık koyarak başlıyorum. gelişme bir alana sahibiz burada. Sonra Kodumuz kadar alacağımız malzemeleri fırlatacak bırakıcı burada duracak. Üzerine bir tane Huni. On üzerine ise bir geniş sandık koyuyorum. Bunun ise sayısını arttırabilirsiniz. Onu da şöyle yapacaksınız. Şöyle tıklayarak Huni koyuyorum. Buradan diyelim ki fazla materyaliniz var. Böyle yaparak onları bu sandıkları doldurun ve çok çok uzun bir süre afk bırakın. Bu işinize yarayabilir. Sonra bir iki tuzak kapısı buraya. Hop baga girdik yine. Bir iki üç tane tuzak kapısı buraya koyuyorum. Baga girince gerçekten kötü oluyor. Sonra bırakıcının yan tarafının bir altına farklı bir blok koyup üzerine kızıl taş tozu koyuyorum. Şuraya bir tane blok koyuyorum. Daha sonra gözlemci alalım. Koyduğumuz bloklardan sinyal alacak bu gözlemci. Onu da tam buraya koyuyorum. Kırdığımda sinyali yönlendirdi. Daha sonra şuraya bir tane destek bloğu koyacağım. Ve güzel görüntü için uğraşacağım şimdi. Bu noktaya bir merdiven. Yan tarafına bir tane huni koyacağım. Sonra bu huninin arka tarafına bir tane daha merdiven. Ve bu yönden de bir merdiven koyuyorum. İşlemimizi bu köşeye bakarak yapacağız. Ve baktığımız yönde sürekli kırma işlemi yaptığımız için buraya kazmayla daha zor kırılabilen bir item koyuyorum. O da kütük. Arka tarafına şuraya tam olarak bir tane merdiven koyuyorum. Bu merdivenin içine su koyacağız ve iki yanına da tuzak kapısı yerleştiriyorum. Sonra 1 2 3 4 5 tane merdiven koyuyorum bu şekilde. Şuraya da bir tane daha basamak ilave edeceğim. Güzel görünüyor. Daha sonra ön tarafa geliyorum. Burada şu şekilde yapsam çok daha iyi. Bir merdiven daha ekliyorum. Ve koyacağımız suyun bu tarafa taşıması için bir tane tabela koyuyorum. Su ise buradaki merdiven içine dolduruyorum. E, şunları kilitleyeceğiz şimdi. Bunu da kıralım buradan. Daha sonra bu noktada bu olabilir veya ben tam blok düşünüyorum. Böyle kalsın. Üst tarafta ise şu şekilde iki tane daha tuzak kapısı ilave edeceğim. Şunları kilitlememiz lazım. Sinirleri biliyorsunuz ki bırakıcıya yönlendiriyoruz. Bunlar da bırakıcının yanında olduğu için harekete geçiyorlar. Geçmemeleri için alta ineceğiz. 1, 2. Şunları kilitleyeceğiz. Aktif ediyorum. Daha sonra yukarı çıkıyorum. Artık onlar gelen sinyalden işte ve geçmeyecekler. Bütün hepsi bu kadardı. Hatta şu noktaya ya böyle yapabilirsiniz ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İkisi de güzel görünüyor. Afrika çimento çevirme kabininiz hazır. Sırada survival oynuyorsanız hangi seri olursa olsun ister skyblock ister normal survival veya farklı bir survival mutlaka ama mutlaka kurmanız gereken bir farm var. Sistem veya farm camiasında en kolay olan ve en çok işe yarayan farm budur. Balık farmı. Öncelikle balık farmında kullanmanız gereken olta bu şekilde. Üzerinde tamir, deniz şansı 3 ve ayartma 3 olması yeterli. Saatlerce Afrika bırakabilir ve birbirinden değerli malzemeler elde edebilirsiniz. Bu sistem bu kadar basit. İhtiyacınız olan bütün materyaller bu kadar. Şu noktada duruyoruz ve Sağ tıka basılı tutuyorum. Şu anda AFK moda girdi. Balık yakaladığımızı otomatik olarak çekiyor ve tekrardan fırlatıyor. Geçelim yapılışına. İşlemimize bir tane çit yerleştirmekle başlıyoruz. Daha sonra bu çitin üzerine demir basınç plakası koyacağız. Ve iki öne de tuzak kapısı koyup onları aktif edeceğiz. Sonra ön tarafa bir tane notabülo koyup üzerine düme veya düme boyutlarında küçük bir materyal koyacağız. Bu ise notabilyondan ses çıkmasını engelleyecek. Bunun gibi. Sonra depolama ihtiyacımız var. Onu da yan tarafa yapabilirsiniz. Şöyle de gelen malzemeleri aktarabileceğimiz bir huni koyuyoruz. Ön tarafı da suyun dalmaması için bir tane daha tabela ekliyorum. Sonra çite sağ tıklıyorum ve içerisine su dolduruyorum. Bütün her şey bu kadar. Çevrenizi mutlaka kapatın. Üç gece uyumazsanız pantom sizi saldırıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bu farmı kapalı bir alana yapacaksınız biliyorsunuz. Mağaraya işte evinize falan herhangi bir yer olabilir bu en çok dikkat etmeniz gereken şey ise farmın verimli olmasını istiyorsanız suyun gökyüzüne bakması lazım. Bu su doğrudan şu anda havaya bakıyor. Ama havaya bakmazsa yani burada tam blok olursa balık farmınızın verimi düşer. Verimli olması için saydan blok koymanız lazım. Balık farmını verimli bir şekilde kullanmaya devam edin. Nasıl AFK bırakacaksınız ve AFK bırakırken de bilgisayarınızda farklı bir işlem yapabilir misiniz? Bunu anlatayım sizlere. Öncelikle AFK düzenimizi alıyoruz. Tam şuraya bakacak şekilde sağ tıka basılı tutuyorum. Daha sonra önce F3P'ye basıyorum. Alt taba falan düştüğünüzde oyunuz ESC yani bu ekrana gelmeyecek. Birincisi bu. İkincisi ise sağ tıka basılı tutuyorum yine F3T yapıyorum. Oyunun tekstür pekleri yeniden yükleniyor ve bu yükleme esnasında işlemde kalan bir e, tuş varsa o takılı kalıyor. Mesela sağ tıka basılı tutmuştum. O şu anda basılı kalacak. Yani basmaya devam etmeme gerek yok. Elimi fareden çektim. Hala sağ tık işlemde. Sonra yapmanız gereken şey F11'e basıp tam ekran modundan çıkmak. Ondan sonra ise altta bile farklı pencerelere geçmek olacak yapacağınız şey. Böylelikle hem afk bırakabilir hem de farklı işlerle farklı olaylarla ilgilenebilirsiniz. Bütün her şey böyle. Listemizin 25. sırasında ilk göstermem gereken şeyi en son gösteriyorum. Evet ne diyeyim. <laughs> Uzun ve kapsamlı bu bir bölümün sonuna geldik. Toplamda 25 tane işe yarar sistem ve farmı sizlere anlattım. Umarım birçoğunu anlamışsınızdır. Birçok sistem 1.14'ün üst versiyonlarında çalışmayabilir. Bu normal bir şey çünkü oyunda bazı şeyleri yani öflüyorlar ya da mekaniklerini değiştiriyorlar. Ama 1.14.4 versiyon için gösterdiklerimin hepsini kullanabilirsiniz. Ha bu arada bu haritanın indirme linki açıklama kısmında mevcut. Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilir ve destek olmak için de videoyu beğenebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.